Seviyene karayın, seviyene. Kayağı keti yapsın, nemeni yapır yaptı bu adamlar. Allah Teala Adem'ni, Adem'ni. Bana işte sen uriyetken çoriğini, yüzünü surette yaratken dedi. Ular ne deydi? Bana şu mücessimelik nesikin, ahli sünnet namı bilen tarikat yetkerler. Ne deydi? Toktaylar biz yapırışı başlasak, yatışke kabır tap almayızlar. Şu metinini oku, Sadık Sabarkandi biraderimiz, bu metinge ilave kılıp, davamı da eti yaptı ki, desem ben yaman bulayım ben, demek ki Sadık Sabarkandi yapıra uğrasız. Nima uchun aynini gapiradi? Ularni ko'tarsam, men qo'rqmasdan maydonga chiqib gapirayotganim sababi shu. Men bularni o'qiganman hammasini. Kelib kitobini oldiga qo'yib qo'ysangiz, mana men degani makmak bo'lib qoladi. Umrimiz qisqaligiga juda ham iymonimiz bor. 40-45 ga kiryapmiz. O'tgan umrimiz ko'z ochib yumguncha, bu yo qancha qoldi hech kim bilmaydi. 20% ahmoq kifoya janjal to'polon uchun. 80% odamni boshiga balo keladi. İbn Huzeyme'nin bana şu meseleler doğrusunda yazgan eseri var. Şu yet kelimesi, istiva kelimesi doğrusu da salafının akidesini ispat kılaman deyip eser yazgan. Yazgan da onge keyin raddiye yazışken. Siz deyişken sıfatlarını ispat kılaman deyip Allah Subhanahu ve Teala'nın cisim ispat kıvarı yapsız. Sıfatlarını ispat kılaman deyip cisim ispat kıvarı yapsız. Hata kılıyapsız degen de ben ispat kılaman deyip hata kılışım tabii degen. Ne mege? Çünkü kelam ilmini örgenmegen ben ki degen. İbn-i Huzeyme. Kelam ilmini bilmegenim için belki şuna kabuk gendir degen de ulamalar etken ki ya, bilmeseyiz ne yazasın deyişken. Bunlar cüde meşgul hadiseler. Cüde meşgul hadiseler. Beyanu Telbisul Cehmiye degen kitap var. Kimi kitabı? İbn-i Teymiye'nin kitabı. İbn-i Teymi Rahmetullah Beyan-ı Telbis-ül Cehmiye degen kitabını Fahrıdın Razi'ye raddiye sıfatla yazgın. Fahrıdın Razi'ye raddiye sıfatla yazgın. Bu şey kitapta tamamıyla İslam ümmeti gepirmegen geplerini gepirgen İbn-i Teymiye Rahmetullah. Bu narsanı kotarış, kotarış. Bizge layık mesele. Kotarmegen dedik. Benim sohbetlerimi istiyen adamlar hammasi bu İbn-i Teymiye'ci de boylardı, oldum. Şunaki geplerden buldu. Bazı adamlar özü aklı yetmeyen mesele bilen beni Vahabiysen, Salafiysen demiyordu. Ben Vahabi bulamam. Ben Vahabi ben. Devar geysiz, kulvar adı devar. Ağız çıkarım. Avram Muhtar Ali Vahabi. Vay. Kargalar koşa gayet var adı bana işsiz. Şunu işanıp, şunu geperip, şunu yazıp yürgeller var. Hazır. Demek ki dopsi yok. Vay. Bu gapı gapırıyorken kellesi yok. Kelle olsa bu gapı yapar mıydı? Dopbini, baş kıyımı, sünnet ekelliği, fikhi meseledeki sünnet. Ben mutlak Peygamber aleyhissalatu vesselam bizge kaldırgen miras, akideni himayes hakkında gapırıyorum ben. Dopbini gapır şey bala var mı? Seviyene karayın, seviyene. Kayağıda keti yapsın, nemeni gapır yaptı bu adamlar. Beyanı Telbisil Cehmiye'de İbn-i Teymiye Rahimahullah'ın bu geplerini kurtarmasını gerekirdi. Ular hadir gökünde aynallah, fissema, kebe bir kança geplerini yapırarken hamasının manbeyi bana şu kitap. Mesela az mı köp? 50% 70% şu kitapta almışadı. Bu kitap ne okup bu iş gereği? Özümüzü, manbeyimizini bunu çalıştırış için. Kitapta İbn-i Teymiye Rahimahullah hiç kim yapırmagan, salafta hiç kim yapırmagan geplerini yapırıp ortadan salafta hiç kim bunge ihtilaf kımagen degen davalarını kıyarlar. Ulamalar özlü payetler raddiye birgen onge. Mesela bittesi. İmam Hüseyin, İbn-i Hüseyin'de kıyarken hadis. Bana şu hadis. Bana şunu bayan kılaman deyip kiltirgen bu hadisini. Halakallahu Adem'e ala sureti rahman. Hadis var şu an. Okuyan mısın şu hadisini? Hani bizi kovazımız, defterimiz yok mu? İnne Allah'a halaka Adem'e ala suratul rahman. Mana shu hadis. Alloh taolo odamni Rahmon suratiga ko'ra yaratdi degan hadis. Mana shu hadisni aytib, Alloh taolada surat bor. Alloh taolada surat bor. Alloh taolo o'ziga ko'zni isbot qildi. Alloh taolo o'ziga qo'lni isbot qildi. Alloh taolo o'ziga nuzulni, ya'ni istavoni isbot qildi. Harvalani isbot qildi deye
odamni suratini singari surati bor, lekin kayfiyatini bilmaymiz degan gapni gapirishdi. Mana shu hadisdan kelib chiqib. Nima deb ma'no aytamiz bunga biz? Buni sahih rivoyati bor boshqa joyda. Imom Muslimning rivoyatida boshqacha tariqasi bor. Bu hadisning roviylari ichida mudallislar bor. Hadis ilmida mudallis nima edi? Hadis ilmida mudallis mudallis. Rivoyat qilayotgan shayxini berkitib, zaif roviyni berkitib, undan tepadagisini aytib ketadi. Mudallis deydi shuni. Ha, mudallis o'zi haligi tadris qilish. Tadris degani gapni ustini o'rab, siz tushunmaydiganroq yolg'on gapiradi, rostga o'xshatib o'tib ketadi. Gapidan rost deb o'ylayverasiz. Roviylarni qarasangiz, san'atga qarasangiz, san'at tiniq, zo'r san'at. Lekin siz yaxshilab surishtirsangiz, bu odam mana bu tiniq san'atdan eshitmagan. Tiniq san'atdan keyin bitta marjuh odam bor. Bu odamni bekitgan bu marjuhligini bilib. Sahih roviylarni aytib ketadi, otib kim buni? Mudallis. Mudallisni hadisi olinmaydi. Bu hadis mudallisdan kelgan. Mudallis odam rivoyat qilgan. Yana mudallisni rivoyatida ikki xil rivoyat bor. Haddasana an fulan desa, biroz mudallisligiga ta'na yetmaydi. Mudallis odam o'zim eshitdim qulog'im bilan desa, mudallisligi biroz suqut bo'ladi, tushadi. Lekin ha, haddasana ham o'sha eshitdi, menga aytib berdi, bizga aytib berdi, majlisda boramiz, boradi degani. Lekin rivoyatni an'ana turi bor, an'ana turi. An fulan, an fulan, an fulan qiladi. Falonchidan rivoyat qilindi, pistonchidan rivoyat qilindi. Mudallis mana buni tariqada rivoyat qilgan bo'lsa, shu tariqada aniq mudallis, uni gapi mutlaqo olinmaydi. Tariqasiga e'tiborni qarang, muhaddislarni qilgan ishini qarang. Nimaga? An'anada haligi men aytayotgan ishni qilish ehtimoli katta. An'analarning ichida zaif roviylarni tashab ketib, faqat tiniq sahih rivoyatlar bilan aldashi mumkin. Mana bu hadis an'ana yo'li bilan kelgan. Hadisni sahih rivoyati bor. Inna Alloha xalaqa Adama ala suratihi. Ala suratihi hi zamir bor o'sha yerda. Hi zamirni qaysinga rojiya qilamiz deganda matn zobitlari, ya'ni matnni zabit qiluvchi ulamolar turli fikrlarni aytgan, lekin hadisning sababi bor. Nima sababdan aytilgani haqida. O'sha sababni tushunib yetganimizda edi, hadisning to'g'ri ma'nosini tushunardik. Hadisning sababi nima? Bir odam bir o'zini qulini yuziga urdi qarsillar. Tarsaki urib oldi. Urganda payg'ambar alayhissalotu vassalom ijtanib al-wajha dedilar, yuzdan saqlan dedilar. Fa inna Alloha xalaqa Adama ala suratihi dedilar. Alloh taolo odamni mana siz ham urayotgan cho'ringni yuzini suratda yaratgan edi. Degan ma'no kelib chiqadi. Ma'qul ma'nomi? Ma'qul ma'no. Alloh subhanahu va taolo sifati to'g'risiga ta'na yetkazish mumkin bo'lgan gapdan qutuldikmi? Qutuldik. Bu an'ana mudallis tomonidan kelgan. Men aytgan rivoyat sahih rivoyat. Unda hech qanaqa kadar yo'q, kiri yo'q, chang yo'q. Tiniq roviylar tomonidan kelgan. Ma'no ham to'g'ri. Cho'risini uriyatuvdi, yuziga urma dedilar. Nimaga? Alloh taolo odamni shuni suratda yaratgan. Seni otangni ham surati shunaqa bo'lgan. Sen buni pastga urib yuziga uryapsan. Degan ma'noda. Mana bu hadislar tarixda mujassimalarga qo'l kelgan. Mujassimalar Alloh subhanahu va taologa jism isbot qilish masalasida mana shu tariqalardan foydalangan. Ulamolar bularga yetarli javoblarni bergan. Biz bugun o'sha masalalar ko'tarilgani uchungina majbur bo'lyapmiz biz ham o'sha masalalar bilan javob berishlikka. Ibn Taymiya rahimahulloh o'sha mujassimalikka aloqador juda ko'p gaplarda kalom ilmiga kirib ketganlar. Alloh taolo jism lakal aytsam. Alloh taoloning qo'li bor, laka aydina. Alloh taoloning kayfiyati bor, boshqa kayfiyatga o'xshamaydi. Qilgan gaplar barchasi mujassimalikdan kelgan gaplar. Chunki bitta adashib ketilgan joyi biz Alloh subhanahu va taologa o'zi isbot qilgan sifatlarning ma'nolaridan birortasini nisbat bermaymiz. Ular nima deydi? Mana shu mujassimalikni sekin ahli sunna nomi bilan tarqatayotganlar. Nima deydi? Alloh o'ziga isbot qilgan ya'ni sifatlarni ma'nosini haqiqiy ma'no deb bilamiz deydi. Kayfiyatga kirmaymiz deydi.
Hakiki manası var. Kol degen de bana şu kol mu? Ha? Şu kol ne hakiki manası var. Allah'a nisbeten hakiki manada kol var. Lekin kanaka keyfiyette bilmeyimiz deydi. Bu küfür gel bu. Küfür gel. Kanakası ki Allah subhanahu wa ta'ala da azan nisbet kılınadı. Ha, Kur'an'da nisbet kıldı yu. Kur'an'da nisbet kıyanını okuyumuz. Onun manasını aynen kol, biz çüngen kol, kaysıdır başarının manasındaki kol demeyiniz. İmam Tahavi şünge karşı matında kırdıkken. Men vasafallaha min evsafin yoki min ma'ani el beşer fakat kefer. Şuna kamada matın isim mesal yoldan çıkıp oldu. Kim Allah Ta'ala'nı bendeler çüngen manalar bilen sıfatlasa bizde çüngen mana. Kol degen de ne mana çünüşümüz mümkün? Keyfiyetini bilmeyemiz. Bana şu kol desek. Ne mi bana düşünüşü mümkün? Kolu vardı. Azası vardı düşünüldü. Allah Teala azalardan pak ki. Bile keyf degeni Allah'a keyfiyet nisbat verilmeydi degeni. Bu gapni kotarayotganlarning tagida judayam katta xatar bor. Judayam katta e'tiqodimizga hujum bor. Bazı gaplar bor bayon talbisi jahmiyada. U gaplarni bazılar qo'shib ketgan, Ibn Taymiyaga nisbat qilishgan, aslida u kishi gapirmagan deb qutulishga harakat qiladi. Aslida o'zlari gapirganlari aniq. Masalan, arshga istivo qildi masalasida. İstivo qandayligi, kayfiyatga kirishmaymizdan oldin istivo haqida shunaqa gaplarni gapirganlar. Arsh yer osmonlardan keng, to'g'rimi? Ha? Alloh subhanahu va taoloning vasi'a kursiyuhu samawati val ard, yer osmonlardan ko'ra keng. O'shanga istivo qildi desa, arshni qandaydir chegarasi bor. O'sha chegaragacha istivo qilib, bundan davomiga ketgan Alloh taolo degan gaplarni gapirishgan. 450 masalasi to'g'risida ixtiloflar qilgan. Bu gaplarni bizni gapirtirayotganlar aslida bizni majburlayotganlar. Voy, to'xtanglar deyapmiz biz. To'xtanglar, biz gapirishni boshlasak, yotishga qabr topolmaysizlar. Sizlar foydalanib kelayotgan manbalar oxiri oqibatda sizlarni mujassimalikka olib boradi deyapmiz. Lekin ular nima deyapti? Yo'q, biz sizlarni qo'yinglar, biz Maturidiylar bilan gaplashamiz. Maturidiy adashgan, Ash'ariy adashgan. Bir gapni gapirishyapti, u gapni Imom Maturidiy gapirmagan. Imom Ash'ariy gapirmagan. Yaqinda bir gapni gapirdim. Masalan, Fiqhul Absat degan kitob bor-a Abu Hanifaning. Fiqhul Absatda Abu Hanifa Alloh taoloni osmondami, yerdami bilmayman degan odam kofir bo'ladi degan matn bor. Shu matnni o'qib, Sodiq Savarqandiy birodarimiz bu matnga ilova qilib davomida aytayaptiki, Alloh osmonda emas degan odam kofir bo'ladi deyapti Abu Hanifa deyapti. Mana shu oxiridagi jumla Abu Hanifani gapi emas. Bu jumladan o'zicha bir ma'no chiqarib olib, Alloh osmonda, kim Alloh osmonda emas desa kofir bo'ladi. Ana Abu Hanifa aytdi deyapti. Atrofda turgan 99% hech kim tushungani yo'q uni gapi. Umumiy xulosaga ko'ra o'zini tushunchasini Abu Hanifaga nisbat beryapti. Xato, yolg'on desam, meni yoqamga osilyapti bittasi. Sen meni yoqamga osilma. Kuching yetmaydi-da. Sen dinini o'rgan birinchi. Sen kimni xulosasiga ergashayotganingni ko'r. Men o shaxsni yana qaytib aytyapman, birodarim deyapman. O odam haqida hech qachon shaxsiy adovatim yo'qki, uni menga mutlaqo uni issiq sovuq joyi yo'q. Illo bir musulmon birodarim. Aqidam haqida bunaqangi noto'g'ri gapni gapirsa indamay turishim kerakmi? Bir odamga o'ziga gapirsang sakraydi sizga darrov. To'g'rimi? Sen o'zingga nisbatan sakrayapsan. Lekin menga aytilayotgan gaplarni 99%iga nima qilganman men? Tashab qo'yganman. Bu katta menga g'animat. Inshaalloh robbil alamin bu gaplarni hammasiga ajr umid qilaman. Lekin imomlarimiz haqida gapirilgan gapni birortasini eshitgan bo'lsam o'tkazib o'rganim yo'q. Bundan keyin ham o'tkazib borish niyatim yo'q. Gapirsa gapiraman, to'xtasa to'xtaymiz. Gapirishimiz biz masalan Sodiq Samarqandiy birodarimiz, lekin aniq gapingiz yolg'on. Abu Hanifa Alloh osmonda emas degan odam kofir bo'ladi demagan. Keltiring kitobni o'qing. Shu jumlani kesib tashab montaj qilishibdi. Mana Abror aytayaptiydi, mana deb Abu Hanifa rahimahullohning gaplarini keltirib Sodiq Samarqandiyning gapini o'sha o'zini xulosadagi gapini kesib tashab mana kitobdan gapiryapti deb qo'yishyapti. Qo'rqmaydi, uyalmaydi,
Hay hakkı mıydı? Yani vicdan namusu yok. Hıyanatını üzü karası. Kılıça vuradı. Yani bir cayda İmam Cüveyni'ye tuhmat kılıçtı. İmam Cüveyni'ye İmamul Harabeyn Eş'arilerinin mutakaddim ulamalarından. Katta alimlerden. El-Metalib-ül-Aliye'nin muallifi. Eş'ari akidesi de barça başını koyadigan adam. Şunaki insan. İmam Cüveyni hikaye Sadık Samarkandî'ye et biri yaptı. Canlı mülakatta gafır biri yaptı. İmam Cüveyni Cuma günü mihrapta durup Fissama doğrusu da yaparken Allah fi kulli mekan diye yaptı. Cümle bana şey. Allah hamme cayda diye de bir adam kip kaldı. Bir adam kip kalıp ey şeyh size et yetken yapı izgün düşünmedim de lakin Allah degen de beni kalbim yukarıya intiledi. Asmanga intiledi. Bunu ne mi kılama? Bir soru verdi. Şunda Cüveyni başlarını kuyu egip mihraptan çıkıp gitti. Gördüler mi? Bana deyipti. Allah degende kalbiniz osmanga intiladi yu. Allah osmanda turibdi. Meştamanda. Meştamanda osmanda şu. İmam Cüveyni bitti addi adamın şu gepige cevap bir ağanı yok. Gördüler mi dedi. Hulasa tamam hemen narsası bitti rivayetke kıssage üstüge kurulge. Kime ettim? Toktaylar oy. Birinciden bu rivayetini kim rivayet kıyken? Sanadını tek şey değil. Bir. İyi matını menge kayıttan oku vereyim. Ne degen? İmam Cüveyni Allah fi kulli mekan degen diye hepsini mi? Katta etken. Kurta tidar menge matını. İbn-i Teymiye bu rivayetini o şey talbisi beyanı talbisi cehmiyede kiltirgen. Bana şu rivayetini. Rivayetinin ravileri mechuller. Kimliğini hiç kim bilmeyedigen adamlar. Bizde dinimiz namalum adamlardan kılıngan rivayet üstüge kurulmaydı. Bu bir. İkinciden halgi matın cümle İmam Cüveyni'nin ikimez. İmam Cüveyni Allah fi kulli mekan dese o hiç kaçan eş'ari bulalmaydı. O hululi bu kaladı. Kafir bulalı. Biz İmam Cüveyni'nin eş'ari ikerliğini bil ittifak bilemez. Mutezilelerini iğnesini yığılatken İmam Cüveyni. Cehmilerini arkasından kuğu teşhiki tıkıp gelgen İmam Cüveyni. Havariçlerini ayağını kaltıratken İmam Cüveyni. Nemege İmam Cüveyni'ni bugün kelip Sadık Samarkandî biraderimiz huluri diye yaptı. Kafirler cemaatinden diye yaptı. Allah fi kulli mekan degen diye yaptı. Katta etken bu yaptı. Kiltiriyle. Desem ben yaman bunu yapar. Nemege Sadık Samarkandî yapara uğrasız. Nemege Cüveyni'ni yaparadı. Kim kadırlıyla İslam ümmetiyle? İmam Cüveyni mi Sadık Samarkand değil mi? İmam Cüveyni vay. İmam ular, imam de millet tan algan adamlar. Şafii mezhebini 98 faizi İmam Cüveyni'ni özüge imam de biledi. Şafii mezhebini. Müntesipleri. Kanakası ki İmam Cüveyni bu gapı yapıradı. He, uşa rivayette matnigeyem hıyanat kılıcı yaptı. Matnini ben okuyayım ben. Matinde Allah Subhanahu ve Taala'nı biz fissema deyimiz. Lekin fissema degen de makan nispat vermeyimiz. Çünkü makan Allah yaratken peyti de kanda bulsa makan yaralgen de inkinem Allah şunu dey deyip durgen edu. Bu gap doğru ya. Bu gaptan kaçış için yine bitti cümle var. Meşgul. Bunlar faydalanırken imamlarını getir. Allah Teala arşını yarattı ki istiva kıldı. Ha? Arş ki istiva kıldı dedi genge. Hop arş kadim mi kadimmez mi? Kadimmez. Yaratılı gen. Şu cayda İbn-i Teymiye Rahimahullah etedi ki yaratılışligi kadim, hudusu kadim, tabiatı kadimmez deydi. Çünkü kadim bugün Allah Subhanahu ve Teala istiva kılgenlerse deydi. Bu koydan çıkarıp alışıp. Onu tabiatı kadim buluşluğu gerek deydi. Yaratılışlığı kadimmez, tabiatı kadim buluş gerek. Arşını yarattı, istiva kıldı, mahluk buldu, yok buldu. Arşını yarattı, istiva kıldı, mahluk buldu, yok buldu. Arşını yarattı, istiva kıldı, mahluk buldu, yok buldu. Bu cümleni hiç kime etmeyen sarafta. Kitaplarda turuptu. Ben bu mavzularını kotarsam, ben kokmasından meydana çıkıp yapıp yapıp sebebi şu. Ben bunları okuyacağım ben hamasını. Gelip kitabını aldığı kop koysayız, menemen degeni mekmek bak kalan.
O'zi o'qimagan. Ularga berilgan jumlalar bilan Imom Maturidiy Imom Ash'ariylarni kofirga, murtadga, adashganga chiqarish missiyasini ado qilayotgan odamlar. Orqada kim bor? İslam ummatini parçalash uchun harakat qilayotgan injenerlar bor. Teologlar bor, o'tiribdi ular. Müslümanını la ilahe illallah deyip dursayan borup soyuyatken adam, o şu tayarlangan adamı. Başıdan ap gelingen onu. O meydanı koyu varıldı, Müslümanlarını soyuştu. Ha hatırlam turuştu, koluya kural o geldiler, idilipte oturuştu. Borup silahını soyamız, abrar murtad diye şey yaptı. Ne mi ki? Maturidi. Kim oldu? Kim oldu? Bir başka bir ulum. Bu geplerimiz kaladı tarihte. Biz amanatını yetkizyapmız. Kıyamet günü uçraşamız. Her bittesi bile. Kim xiyonat qilyapti? Kim montaj qilyapti? Kim gapni aytmagan odamga aytdi deb montaj qilib, kimni kim tuhmat qilyapti? Ochiladi u. Qiyomat aniq, iymonimiz bor unga. Umrimiz qisqaligiga juda ham iymonimiz bor. 40-45 ga kiryapmiz. O'tgan umrimiz ko'z ochib yumguncha bu yo qancha qoldi hech kim bilmaydi. Ketdi, umr ketdi, lekin omonatni o'rniga qo'yishimiz kerak. Demek, mana shunga o'xshagan masalalarda. Aslida dindan faktor sifatida foydalanish. U ham musulmonsiz, mana musulmonman. Musulmonlarning o'rtasidagi nafrat tuyg'usini tarqatish sistematik shaklda amalga oshirilayotgan narsa. Sistematik shaklda. O'sha sistematik shakldagi amalga muxolif o'laroq mana shu malaka oshirish suhbatlari tashkil qilinyapti. Hammadan chiqib xohlagan gapni gapirish ya'ni marg'ub narsa emas. Go'zal hamma gapiraversin degan gap yo'q. Lekin biz dinimiz to'g'risida o'zimiz atrofimizga dinning asllarini o'rgatishimiz kerak. Aqidada maqola yozishimiz kerak. Bir masala ko'tarildi, ixtilof bo'lsa, imomlarimizning himoyasi uchun kitoblardan ko'rib maqola yozishimiz kerak. Jumalarda suhbat qilishimiz kerak. Hozir namozlardan keyin ham bo'lyapti suhbatlar. Shu suhbatlarda kichik-kichik masalalarni aytib ketishimiz kerak. Xalqning 90% sizlar tarafda, biz tarafda. 10% dan boshlashyapti bular ixtilofni. 10% ni sekin-sekin ko'paytirib 15-20 ga chiqarsa boshlanadi to'polon. 20% ahmoq kifoya janjal to'polon uchun. 80% odamni boshiga balo keladi.